Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mihrimah Sultan. Arkadaşlarım nasılsınız? iyi misiniz? Beni tanırsınız. Ben çok iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz kaktüslerimizi e, bugün laboratuvarımıza, kaktüs laboratuvarımıza koyduk. Ve birden geri dönüşmüş bir şekilde bu kaktüslere dönüştüler arkadaşlarım. Nasıl olduğunu hemen açıklayayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kaktüslerin benim e, bebek arabamdaydı. Küçük Barbie'ler için. E, o, bir fark ettim ki sabah arkadaşlar kalktığımda bunların kafası resmen aşağı doğru sarkmış. Kopmalarından o kadar korktum ki arkadaşlar. Hemen anneme dedim anneciğim bunun tam... Şu gövde kısımları çok ince ama kafası benim kafam kadar olmuş arkadaşlar. <laughs> ben bunların ismini arkadaşlarım, koca kafalı kardeşler koydum çünkü baya e, kafaları kocaman arkadaşlarım ve e, bugün de bunları dönüştürdük arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Bunların ihtiyacı e, arkadaşlarım derin bir kapmış onu öğrendim ve kafalarını böyle çubuklarla tutturup e, arkadaşlarım e, bir tane de tokayla arkadaşlar çengelli tokayla e, birleştirdik ve dümdüz durmasını sağladık arkadaşlarım. Gelelim şimdi toprağına. Arkadaşlarım toprağa da e, toprağa da arkadaşlarım en altta lav kırığı var. Onun bir üstünde arkadaşlarım böyle kozalaklar var. Suyun akışı daha iyi olsun diye onu size toprak ara kısımlarında toprağın aralarında içine daha doğrusu böyle anti fıstıkları e, ne bileyim fındık fıstıktır cevizdir bütün her şeyin kabukları var arkadaşlar sizin de böyle çok e, gövdesi ince kafası kocaman olanlar varsa yani olan kaktüsleriniz varsa siz de bu yöntemi yapabilirsiniz arkadaşlarım. Ve en üstte de gördüğünüz gibi arkadaşlarım bir önceki kısımda e, yumurta kabukları vardı. Şimdi de deniz kabukları var arkadaşlarım burada. E, ve arkadaşlar ben ilk gördüğümde bunları çok korktum. Kopabilir çünkü arkadaşlar koparsa bir can bizim evimizden gitmiş olur diye çok korktum arkadaşlarım çok üzüldüm arkadaşlar ölecekler diye. Şimdi gelelim tamamen toprağını anlatmaya. Şimdi arkadaşlarım e, bu bebek pusetinde de aynı e, aynı toprağa sahip de burada da ve bebek pusetinde arkadaşlar bayağı güneş gördüğü için topuzları hemen fırladı. Yavruları hemen çıktı arkadaşlarım. Biraz önce de gördüğünüz birkaç tane yavrusu var e, arkadaşlarım. Ve şimdi gelelim toprağına. Şimdi biz bunun toprağını arkadaşlarım aralarına yumurta kabuğu da koymuştuk arkadaşlarım <laughs> ve böyle dümdüz olana kadar sulu yani arada arada suladığımız zaman toprağı dümdüz olmaya başlayacak. Ve o zaman da hani dikenli dikenli sarılı kırmızılı ee, bir tane arkadaşlar çam ağacının altına dökülmüş yapraklarından mı desem dikendiri. Heh, dikendiri ne üstüne böyle dizeceğiz arkadaşlarım. Bu taşlar sayesinde ve su verdikçe bu toprak aşağı doğru inmeye başlayacak. Ve o zamanda çam ağacının e, solmuş dikenleriyle üstünü koyacağız ve arkadaşlarım hafifçe bastırarak e, üstüne toprağımızı yani o çam ağacının altındaki toprakları hafifçe hef, böyle üstüne serpiştireceğiz arkadaşlarım arkadaşlar burada da kendi yetiştirdiğim sebzeler var arkadaşlarım size bir soru sorayım o zaman domates sebze mi yoksa meyve mi bunun bilimsel bir açıklaması var arkadaşlar bilenler yorumlara koşsun hemen Evet arkadaşlar. Ben bir videomda e, biberlerimi ve salatalıklarımı toplamıştım. Sukulent yapraklarından e, işte nasıl köklenmişler. E, on, o videomda arkadaşlarım. Arkadaşlar emek verilen her şey çok değerlidir arkadaşlar. İsterseniz bu bir e, insan olabilir, isterseniz sebze veya meyve, meyve de olabilir. Çiçekle kalın, mutlu kalın, benle kalın. Akıllı şirin ve gargamelle süsledim. Hoşça kalın.